149. hadis. Ve anhu ey Nebi Hureyre'te radıyallahu anhu kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kefa bil mer'i keziben en yuhaddise bi kulli ma semi'a. Devamı Müslim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz İmam Müslim rahimahullah'a naklettiği rivayette buyuruyor ki kişiye yalan olarak her duyduğu şeyi nakletmesi yeter. Kefa bil mer'i keziben kişiye yalan olarak en yuhaddise bi kulli ma semi'a. Her duyduğu şeyi bir başkasına hakikatmiş gibi nakletmek kişiyi yalancı yapıyor. Yani ayrıca yalan uydurması, kendisinin yalan yüzüp uydurması gerekmiyor. Duyduğu her şeyi başkalarına hakikatmiş gibi nakletmesi yalancı sayılmak için kişiye yetermiş. Evet, belki de bu zamanda, bu modern zamanda dikkatimizden en fazla kaçan, en fazla hatırlamaya ihtiyaç duyduğumuz bir şey var. Dilimizi tutmak. Daha evvel geçen rivayetlerde vardı katılımcı arkadaşlar hatırlayacaklar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sahabe-i kirama tavsiyede bulunurken mübarek eliyle dilini tutuyor. Bunu tut diyor. Bunu tut. Siz bana diliniz ve iki dudağınız arasıyla iki bacağınız arasını garanti edin, ben size cenneti garanti edeyim. Diline hakim olmak, özellikle bugün için aynı zamanda parmaklarına hakim olmayı da ihtiva eden bir ifadedir. İnternet diye bir şey var, parmaklarınızla tıklayarak giriyorsunuz, parmaklarınızla konuşuyorsunuz. Bu bir cadı kazandı. Herkes her duyduğunu paylaşıyor. Tam bir dedikodu konkurması yani. Burada da madem parmaklarımızla konuşuyoruz, o zaman parmaklarımızı tutacağız. Duyduğumuz, okuduğumuz, gördüğümüz her şeyi buraya bilgi diye, hakikat diye nakletmeyeceğiz. Esasen işimiz olmadıkça girmeyeceğiz. Bir hakkı tebliğ etmek gibi, bir hakikati başkalarına ulaştırmak gibi, paylaşıp çoğaltmak gibi bir niyetimiz yoksa kullanmayacağız. Twitter diye bir şey var. Biz de gülüyoruz yarada bir asbı kadar. Öyle şeyler rastlıyorum, okuyorum ki gerçekten büyük bir israf ya. Zaman israfı, emek israfı, göz nuru israfı. Aklından geçen her şeyi yazıyor bir insanlar. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ki. Duyduğu her şeyi yazıyor insanlar. Doğru yanlış, yalan, eğri büğrü fark etmiyor, yazıyor ya. Yani. Hele bir de bunu hadis diye naklediyorsa, aslı esası olmayan şeyleri ki buna da rastlıyoruz maalesef. Cinayet daha da büyüyor. Denetimsiz, kontrolsüz. O zaman biz bugün bu hadisi okurken bu meseleyi de dikkatimize alacağız. İnsanlar evet sohbet meclislerinde, dost meclislerinde, arkadaş ortamlarında dillerini tutacaklar. Ya hayır söyleyecekler ya susacaklar. Bu arada bu rivayeti de biz kendisine bir şey sorulduğunda konuşan insan gibi anlıyoruz sanki. Ya hayır söyle veya sus. Kim Allah'a ve ahirete iman ediyorsa ya hayır söylesin veya sussun. Bunu nasıl anlıyoruz? Kendisine bir şey sorulduğunda falan herhalde hayır söyleyeceğiz. Hayır öyle değil. Bütün hayatımız boyunca, bulunduğumuz bütün ortamlarda ya hayır söyleyeceğiz ya da konuşmayacağız. Keza internet içinde böyle. Ya hayır yazacağız, hayır paylaşacağız, hayır çoğaltacağız ya da girmeyeceğiz, kullanmayacağız. Zamanımızın israf etmesine müsaade edeceğiz.